Geliyor, geliyor. Çıksın. Ha Porçay. Porçay'ın haberini bir atsana. Tam bir asıl kaynak neresiyse oraya atar mısın ama rica etsem senden Mami. Youtube. YouTube. YouTube tamam. Youtube kanalı mı? Var mı Porçay'ın? Var. Açıklama yapmış evet. Ha iki saat önce. Pekala. Hayatta her zaman her istediğimiz olmaz. Mesela çikolatalı dondurma istemişsindir ama sadece vanilyalı vardır. Ben de bugün Berat adında bir video paylaşmak istemiştim ama maalesef her istediğimiz olmuyor. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu an ya içerideyim ya da içeri girmek üzereyim. Evet maalesef istinaf mahkemesi aleyhimde karar verdi. Şu an Oğlum bu çok Sıkıntı ya. Kafamı toparlamakta biraz zorlanıyorum açıkçası çünkü bu olay bende biraz bir şok etkisi yarattı. Bunu final haftamda öğrenmem ekstra talihsiz oldu çünkü şu an sınavlara odaklanmakta gerçekten zorlanıyorum. Ha elimden geleni yapıyorum yine tabi ama kafamın içinde şu an istemediğim bir yük var. İstinaf mahkemesinin dilekçemizde özellikle belirtmemize rağmen duruşma açmaması biraz üzücü oldu. Çünkü insan kendisini dinlemeye değer değilmiş gibi, söyleyecekleri önemsizmiş gibi hissediyor. Ve hazır burada beni dinlemek isteyen birkaç kişi toplanmışken ben yaşananlardan bahsetmek istiyorum biraz. Olayın ne olduğunu bilmeyenler Parodi adlı videomu izleyebilirler ama ben yine de kısa bir özet geçeceğim. Ben Çünkü... izlemedim bu arada Parodi adlı videosunu. O yüzden kısa bir ücreti alalım Arda'nın iyi yapmış. 2017 senesi yanlış hatırlamıyorsam 3 Kasım'da Ot içiyorum parantez içinde Ezel Parodi adında bir şarkı paylaştım. Parodi ne demek bilmeyenler için Parodi komedi... Belki de izlemişimdir. 2017 diyor oğlum eskiymiş. Ben yeni bir şey zannettim. Ve iğneleme amaçlı yapılan abartılı bir taklittir. Ben de yaptığım şarkıda... Bundan sonra bakarız. Bazı şarkıların komedi amaçlı abartılı birer taklidini yaptım. Bunun neden yaptığıma girmeyeceğim... Baba başlıkta videomda... parodi yazıyor zaten arkadaşlar. Bakacağız videoya da bakarız da yani. Zaten başlıkta parodi yazıyor sahne... Hani... Bunun sebeplerinden uzun uzun bahsettim zaten. Ancak şunu söyleyebilirim ki ben o şarkının ciddi bir şarkı olmadığını... Komedi ve iğneleme amaçlı yapıldığını belli etmek için elimden geleni yaptım. Şarkının adında zaten parodi yazıyordu. Sözleri gerçek olamayacak kadar abartılıydı. Abartılı olmasının yanı sıra sözler zaten sürekli kendini tekrar ediyordu. Çünkü yani düşün bak birisi senin karşına gelse ve şöyle dese. Ya sen ne kadar mükemmel bir adamsın ya. Sen harika bir insansın. Sen ne kadar iyi bir insansın. Senden daha iyi bir insan yoktur. Ben görmedim. Büyük ihtimalle olması da mümkün değildir öyle bir şey. Ve buna yaklaşık 3,5 dakika boyunca devam ettiğini düşün. Söylediği şeyin altında bir bit yeniği ararsınız elbette. Acaba söylediği şeyi gerçekten kastetmiyor olabilir mi? Çünkü normal insanlar böyle konuşmaz ve bu kinayedir, bu sarkazmdır, bu bir söz sanatıdır yani. Çünkü hani düşün bak birisi senin karşına gelse ve şöyle dese. Ya sen ne kadar mükemmel bir adamsın ya. Sen harika bir insansın. Sen ne kadar iyi bir insansın. Senden daha iyi bir insan yoktur. Ben görmedim. Büyük ihtimalle olması da mümkün değildir öyle bir şey. Ve buna yaklaşık 3,5 dakika boyunca devam ettiğini düşün. Söylediği şeyin altında bir bit yeniği ararsınız elbette. Acaba söylediği şeyi gerçekten kastetmiyor olabilir mi? Çünkü normal insanlar böyle konuşmaz. Ve bu kinayedir. Bu sarkazmdır. Bu bir söz sanatıdır yani. Ve bunu ve bunu suratına karşı bu şekilde söylediğin zaman sadece ve sadece yapay zeka anlayabilirsin anlamaz. Ayrıyeten ben klibimde mahvolan bir hayatı gösterdim. Zaten klipteki renk tonları daha karanlık bir tonu işaret ediyordu. Ayrıyetten ailesinden gelen aramaları reddeden, aç olmasına rağmen parasını uyuşturucuya harcayan, uyuşturucu kullanmadığı zaman krizlere giren bir karakteri canlandırdım. Ve videonun altına da not düştüm. Videoda uyuşturucu madde kullanımının rap şarkılarında gösterilmeyen yüzünü gösterme <laughs> amaçlı sigara içiyorum. İçtiğim şey bir uyuşturucu değil. Ve bu klibi artı 18 yükledim. Bu klibi paylaştıktan yaklaşık bir 5 ay sonra falan beni vatan caddesine çağırdılar. Sana bir fikir danışacağız diye. Ve o gün gözaltına alındım. Kağıda yakalandığı yazmışlardı ama beni çağırmışlardı gitmiştim. Ve size şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz zamanında Ezel de tutuklanmıştı yaptığı şarkılar yüzünden. Ama ben Ezel'den yaklaşık bir ay önce tutuklanmıştım. Yani Ezel parodisi yaptığım için Ezel'den önce tutuklanmıştım. Çok ilginçti. Ama ben kimseye haber vermemiştim tabii. Ardından 3 sene boyunca uyuşturucuya <laughs> teşvikten yargılandım. Hayır ben anlamıyorum. Kendi kullanmadığım bir şeyi nasıl insanlara teşvik edebilirim? Neden yani? Nasıl bir karım olabilir bundan? Peki neden kimsenin haberi olmadı? Ben ceza alana kadar 3 sene boyunca böyle bir mahkemeyle boğuştuğumdan. Çünkü ben güveniyordum. Ben bu işin çözüleceğini düşünüyordum. Ayrıyetten ben olayları içinde yaşayan biriyim. Hep diyordum kendi kendime, tamam bu bir yanlış anlaşılma ve yakında düzelecek. Ardından 3 sene boyunca bu mahkemeyle uğraştıktan sonra son duruşmada hakim hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Ardından istinaf mahkemesine başvurduk ve ben de yaşananları parody adlı videomda anlattım. Ardından istinaftan gelecek cevabı beklemeye başladık. Çevremdeki herkes bana bu kararın istinaftan geri döneceğini söyledi. Çünkü kimse bu olayın absürtlüğüne inanmak istemedi ben de dahil. Ama ben hep içimde bir yerde o kötü senaryoyu kendime hatırlattım. Çünkü diyordum ki olayların zaten burada diye bile gelmemesi gerekiyordu. Buraya kadar geldiyse devamı neden devamı gelmesin? Devamı da gelebilir. Değil. Ama fark ettiyseniz ben parodi videomda özellikle son duruşmadan yani kararın verildiği duruşmadan hiç bahsetmedim. Bunun bir sebebi o duruşmada yaşanan şeyler benim için gerçek dışıydı. Orada yaşanan şeylerin gerçekten yaşandığına kendimi inandırmakta epey bir zorlandım. Hatta duruşmanın belli bir yerinden sonra ben konuşmadım. Efendim? Peki. Avukatımın söylediğine göre son duruşmada yaşanan şeylerden çok da fazla bahsetmemem gerekiyormuş. Ama şu bilgiyle yetinin. Eğer Game of Thrones'da olsaydık o an tam olarak I demand a trial by combat denecek yerde. Ve bana hukuk sistemimiz konusunda bir diğer farkındalık yaşatan kısım şu oldu. Görünüşe bakılırsa videonun adında parodi yazması yeterli değilmiş. İçinde de yazması gerekiyormuş. Tamam kabul ediyorum videonun içine de yazsaydım daha iyi olurdu. Hatta içine yazmama sebebim zaten espriyi kaçırmamakta. O kadar da izleyenin gözüne sokmayayım diye düşünmüştüm. Ama parodi videonun adında yazıyordu. Yani bu televizyon değil ki bu yeni bir mecra. Burada bir şeyler senin karşına gelmiyor. Burada sen bir videonun kapak fotoğrafını görüp adını okuyup sonra izleyip izlemeyeceğine karar veriyorsun. Yani benim videomu izleyenler zaten öncesinde adında parodi yazdığını görmek zorundalardı. Ve bu bende şöyle bir farkındalık yarattı. Maalesef ki hukuk sistemimiz eski. Yeni mecraların nasıl çalıştığını, yeni neslin espri anlayışını ve yeni bilgi aktarım yollarını bilmiyorlar. Haberleri bile yok. Uyuşturucuya teşvik. Ya ben psikoloji öğrencisiyim ve benim yaptığım ilk sunum bağımlılıkla alakalıydı. Ben insanlara her türden bağımlılığa karşı uyarmak konusunda hayatımın her alanında aktif olarak uğraşan biriyim. Ve şu an benim sicilime böyle bir şey işlendi. Böyle bir olay yüzünden. Hani bak komik. Bir yönden baktığın zaman trajik komik anlıyorum. Ama keşke birisi de çıkıp bana bunun bir şaka olduğunu söylese de ben de rahat rahat gülsem. Ama artık geriye yapacak bir şey kalmadı. Ailem de suçsuz olduğumu biliyordu. Arkadaşlarım da suçsuz olduğumu biliyordu. Bütün internetle suçsuz olduğumu biliyordu Ama artık cezam kesinleşti Ben güveniyordum Ben ümitliydim Ben yanıldım Peki şimdi ne olacak ee, Avukatımın dediğine göre iyi haber Aftan yararlanabiliyor musun? Bir şey mu? söyleyeceğim Şimdi 4 yıl ceza aldı ya Vardır aramızda illaki bilen Şimdi tutuklu geçireceğiz süre 4 yıl değil değil mi yani Daha önce cezası yatarı yatar 4 yıl değildir herhalde değil mi 4 yılın Max bir hafta mı? Yatmıyor. Ya onun bir olayı var abi. Üçte bir mi? Dörtte bir mi ne? O da ilk, ilk suçunsa bir indirimi bir şey falanları filanları var. Aynen o indirim muhabbeti var. Denetimli menetimli falan mayıncısı var galiba. Ha söyleyecek miydi? Dur Söylüyormuş galiba iyi haber. Aftan yararlanabiliyormuşum ve bu yüzden içeride geçireceğim sürenin çok uzun olmayacağını düşünüyor. Peki buna inanıyor muyum? Hiçbir şeye inanmıyorum ki. Finallerim biter bitmez gidip teslim olacağım ve gerisi infaz savcısının elinde olacak. Bu süreçteki bütün destekleriniz için teşekkür ederim ve umuyorum ki yakında tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun. Oğlum şaka gibi bir olay ya. Geçmiş olsun valla. Şartlı tahliye asliyede yargılanmıştır. Max bir ay. Abi bir ay. Hem siciline işini bir ay. Bunun bir ay bir günü yok ki aslında baktığın zaman. Bir de yani olay yatıp yatmaması değil. Ama artık hani bari anladın mı? Hani yatmasın bari noktası yani burası artık. Bir ay az mı arkadaşlar? Süreci yaşaması bile kötü ki zaten. Ulan bir ay az mı ya? Hiç böyle gittiğin huzursuz ettiğin yerde böyle iki saatten fazla oturduğun zaman nasıl bir şey üstüne siniyor gidesin geliyor bilmem ne bir ay diyor koyayım. Hayır benim anlayamadım ne biliyor musun? Ee, parodi yazması da okey. Ya buna taşak geçti ama işte dediği gibi abi kanunlar eski kaldı demek ki yani bu noktada. Çok üzücü bir durum. Harbiden çok üzücü bir durum. Oğlum 4 yıl Ne demek oğlum yani? Harbiden üzüldüm yani. İnşallah yani bilmiyorum bu saatten sonra şey kısmı nasıl ilerlediğini bilmiyorum ben. Hani karar verildi bilmem ne karar itiraz bilmem nesi oluyor mu daha sonra yani sicilinden kurtara biliyor mu? Hani on, onlar da önemli. Para değil mi videonun? Bir tane iki tane video dedi. Ee, bir tane... Üstteki galiba. Hayır hayır. Bir tane bir şey yükledim dedi sonra bir de para yükledim dedi. Bu parodi başlık parodi olan abi konuyla alakalı açıklaması yukarıda. Hayır bak 4 yıl önce yükledi. Ee, tamam o işte çektiği Ezel şarkı. Parodi. Aynen o şarkı bak iki altta parodi var bir de. O da açıklama videosu. Altta şu an değil oğlum ne parodi bu adam? 3 <laughs> <Üç> altta. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bu videonun adını parodi şarkıdan hapis cezası alma challenge parantez içinde çok riskli oldu yapacaktım. Kapak fotoğrafında da böyle bu şekilde bir fotoğrafımı koyacaktım. Klasik bir YouTuber kapağı parodisi olur ve şu an içinde bulunduğum duruma bayağı ironik bir gönderme olur diye düşündüm ama... Nur şey yapacağım. Dayı! Efendim? Bir yayın açsana şu videoyu, şu şarkıyı sen de dinleyelim geri bana olsa. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına. Mantıklı. Merak ettim bir sen de dinleyelim aç bir yayın. Sonra bana <laughs> geri atarsın lan. He? Tamam gel. Gel. <laughs> Oy, mangal yürekli. Arkadaşlar bunu açmanın bir cezası olduğunu zannetmiyorum ya. <laughs> Bu özendiren video çekmekten dolayı yargılanıyor anladın mı? Yapma çağrı. <laughs> tamam. Makarayı anladım şimdi. Auto-tune makarası aslında baktığınız zaman. 4 dakikanın paradının hafifte 4 yıla mal olduğu ülkedir. Hepimiz kimsenin bir şarkı sonra gidip yol içeceğim demediğini biliyoruz. Bağımın on, en şarkı. Ya herhalde abi yani bir şarkıdan bir şeyden kimse yani bu devirde amına koyayım. Bu Z kuşağını ve yeni nesil internet dünya yani sadece internet kuşağında olarak Z kuşağından bahsetmek istemiyorum. Yani belki 40 yaşında adam ama internet devrine kendini kaptırmış da olabilir. Bu yani geneli kapsıyorum aslında. İnternet bu kadar aktif kullanan kuşaktan bahsediyorum. Ee, yaş sınırı ne olursa olsun. Bu insanlar zaten bu insanlar çok böyle... IQ'su düşük insanlar gibi algılanıyor dışarıda farkında mısınız bilmiyorum bize öyle düşünüyorlar sanki bizim hakkımızda ya. ACP demek niye yasak olsun abi? Hani böyle şeylerden etkilenme bilmem ne falan filan Baya buranın makara apayrı bir makarası var yani zaten. Video niye kaldırılmış? Ya YouTube niye bir şey yapmamış bununla alakalı mesela? O zaman Z kuşağı mısın lan? çarkı felek. Ya bak Samet siker kendini şimdi. <laughs> evet, aptal. Çarkı felek ne aptal. Z kuşağım kim? Ne kuşağım ben amına koyayım? Sen ne kuşağısın? Allah Allah. Vallahi üzüldüm ya. Üzüldüm. Ya bir de bu olay öyle bir olay ki herkesin başına gelir. Ya internette makara, eğlence adına içerik üreten herkesin başına gelebilecek bir olay yani. Yazmayabilir abi videonun içine ben de olsam ben de yazmayabilirdim yani. Çünkü şunu düşünür yani. Ulan o kadar da şakayı göstere göstere yapmayalım ama ona koyayım. Düşünür yani. Valla bu yayında yaşanan bütün olaylardan Nesrin sorumludur. ya. <laughs> diş, diş hekimi kendisi. Diş hekimi Nesrin sorumludur. Allah'ım bütün günahlarımı bu yayın üzerinde Nesrin inşallah yüklenirsin. <laughs> Nesrin. Tamam. Tamam kabul ediyor musun? tamam ettim. At, İbo at şiteyi. at. <laughs> 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 Allah Allah gerçekten çok acayip ya. Çok acayip abi ya her şey çok acayip. Bak bu bak attığım video çok sıkıntılı bir video Mami. Bu rahatlatıcı bir ya, ya bu nesi rahatlatıcı Mami? Ha Nesrin, Berrin'in sınavı nasıl geçti? Bir de ikinci sorumda e, Hüseyin abimiz ne yapıyor? Annen nasıllar bir de. Üçüncü sorumda e, vlog çektin mi babanla? Sondan başlayayım. Çektim. İkisi de iyi. Berrin'in sınavı da cumartesi günkü iyi geçmiş. Pazar gününki kötü geçmiş. Yani asıl iyi geçmesi gereken kötü mü geçmiş? Yani işte ama pazar günkü zor diyorlar. Herkes kötü geçti diyor. Hayırlısı artık diyelim. Peki hangi bölümü düşünüyordu Berrin? Ya o ezdacılık falan düşünüyor. Karışık onun kafası ya. Bir dünya şey düşünüyor. Herkesinki kötü geçmemiş bu arada. Nesin? Aa. <laughs> Demek ki benim konuştuklarım öyleymiş. <laughs> Baya kolay diyorlar yani. Gerçekten Hasan mi? Hasan bile yani tek attım dedi. Hasan ne yapmış pazar günü? Hasan, Cuma günü. buçuk net yapmış. 79 buçuk net bekliyorum diyor abi diyor. Hadi bir tane diyor yani yanlışım daha çıksın diyor. 78 net diyor. Hmm, güzel. 4 yanlış bir doğru getiriyor ya. Bir tane daha yanlışı çıkarsa sıfır buçuk net. Daha gider. <gülüyor> <gülüyor> Mami siktir git onu çizsin. Ben buna korum böyle videonun ha. <laughs> geri, zekalı, geri zekalı video atmayın ya. Nasıl video ya sinir sinir. Ama o zaman gerek hayat bir dersi gerilmeye gerek yok aç ya. Bari bir tanesi çizilsin ondan sonrakiler de hata yapsın. <laughs> hayat Hayır. dersi videosu. Öfendim ha, Kader bana. Baran. Tamam bu ders veriyor mu? Hepsi, hepsi ayrı ders veriyor abi. Dış görünüş önemli mi sizce? Çok güzel olsun ya. Hey sen, videonun burasına <laughs> kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Geraniolarım.